Merhaba arkadaşlar. Şimdi pazar akşamı yapımlar genel olarak nasıl izlendiler? Şaşkın ile beraber sizlere çekiyoruz. Siz de sevdiğiniz dizileri bu şekilde genel analiz videolarını takip etmek için sayfama abone olabilirsiniz diyerek önce çocuklar duymasınla başlayalım. Arkadaşlar çocuklar duymasının bu akşam ilk videosunda da söylediğim gibi genel seyircisinde düşüş var. Bunu devamlı tekrar ediyorum, söylüyorum ama çünkü arkadaşlar çocuklar duymasını ilk bölümlerinde aldığı izlenme oranlarıyla değerlendiriyorum. Şimdi 6 oranlarında bir reytingle açılışı yapmış. Şimdi ortalama en azından 4,50 ile 6 bandındaki yani 3 grup için söylüyorum bunu. Bu üç grupta da koruması gerekiyor. Şimdi AB izlenmede 4,50 oranlarında alabiliyor. 4,80 oranlarında alabiliyor ama AB grubunun ses grubu düşük arkadaşlar. %13. Eğer AB grubunun %13'lük grubuna yani ses dağılımına göre değerlendirirsek bu sefer Total ve ABC1'i de görmezden gelmiş oluruz. Şimdi eğer ki total izlenmede 4 ile 4,50 bandında gider. ABC1'de de 4,50 üstü giderse o zaman ben şunu söyleyebilirim. Çocuklar duymasın genel seyirci kitlesini yeni bölümünde de çekiyor diye. Şimdi belki kafanız karışmış olabilir önceki videolarımda. Bu şekilde açıklık getireyim istedim. Çocuklar duymasında bu bölümde de arkadaşlar kendi genel seyirci kitlesinde bir düşüş yaşadı. Yani çocuklar duymasın bilmiyorum nasıl olacak ama pek de dizide de bir değişiklik de yapamazlar arkadaşlar. Çünkü dizinin içeriği konsepti bu. Belki kanal bu şekilde devam ettirdiği yere kadar devam ettirir ya da çocuklar duymasına belli bir süre zamanı da verebilir. Onu bilmiyorum ama belki şey diyeceksiniz ya çocuklar duymasına niye bu kadar takıldın? Aslında arkadaşlar olay takılıp takılmama da değil. Olay şu, ben daha çocuklar duymasının samimi olarak söylüyorum. Neden bir daha çekilme kararı alındığını anlamış değilim. Anlamadığım için bu şekilde de analizlerinde yaparken böyle irdeliyorum olayı, bakıyorum. Baktığım için de bu sefer sizlere de bunu paylaşıyorum. Yani genel olarak çocuklar duymasını toparlarsam genel seyirci kitlesinde düşüş yaşadı arkadaşlar. Ateş Böceği dizisiyle devam edelim. Ateş Böceği nasıl izlendi? Vallahi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Twitter analizi sayfamı bir de Ateş Böceği'nin ilk bu akşam nasıl izlendiği hakkında çektiğim videoda da söyledim. Ya seyirci kitlesinde bir sıkıntı var ya da seyirci kitlesi başka işlere kayma gereği duymuş. Çünkü Ateş Böceği'nde fark ettiyseniz ben her hafta analiz videosunu çekerken düşüş yaşıyor diyorum. Düşüş yaşıyor diyorum. Bu hafta da aynı şeyi söyledim arkadaşlar. Yani pazar akşamı yayına girdiği andan itibaren Cennet'in gözyaşları olmasaydı Ateş Böceği daha iyi durumda olur muydu? Olurdu arkadaşlar. Yine şeyi söylemek istiyorum. Ateş Böceği'nin bir talihsizliği oldu. Perşembe akşamı Kanatsız Kuşlar'la bir kafa kafaya kaldı. Sonra Star TV gün değiştirdi. Gün değiştirdikten sonra Cennet'in gözyaşları yayına girdi. Cennet'in gözyaşlarına seyirci kitlesinden gönderdi. Arkasından O Ses Türkiye başladı ve O Ses Türkiye'ye de seyirci gönderdi. Şimdi Savaşçı dizisiyle pek seyirci kitlesi yakın değil Ateş Böceği'nin. Ama O Ses Türkiye ve Cennet'in gözyaşları dizisiyle yakın. Ya da ben şöyle artık olayı fark etmeye başladım. Star TV ve ATV'nin seyirci kitlesi mi birbirine yakın? Ya da bu da olabilir. Çünkü Kanatsız Kuşlar dram ağırlıklı bir içeriğe sahipti. Ateş Böceği daha komedi bir içeriğe sahipti. Ama seyirci kitlesinde gerçekten yakınlık vardı arkadaşlar. Birebir analizlerini yaptığım için biliyorum ben bunu.
Talihsizliği diyeyim. Aynı Cennet'in Gözyaşları dizisinde de bu durumu yaşadı Ateş Böceği. Yani ya seyircisi satıcı ya kanalların seyirci kitlesi birbirine yakın ya da kısmeti bu kadarmış. Ama bu bölümde de Ateş Böceği düşüş yaşamaya devam etti arkadaşlar. Son iki bölümü kalmış. Bakalım son iki bölümüne kadar yükselecek mi, düşecek mi hep beraber göreceğiz. Ama bu şekilde de daha düşüş yaşayacak gibi duruyor. Dediğim gibi son iki bölümünde de alacağı izlenmeyi de sizlere analiz edeceğim. Hep beraber göreceğiz. Yani genel olarak da Ateş Böceği'ni toparlarsam son bölümünden düşük gitti arkadaşlar. Cennet'in Gözyaşları nasıl izlendi? Hemen onun bilgisini paylaşayım. Arkadaşlar Cennet'in Gözyaşları ilk bölüm yayına girmeden önce ben Kore dizisi olduğunu öğrendikten sonra yine Twitter Erotik Analiz sayfama şunu yazmıştım. Cennet'in Gözyaşları'nın genel hikaye bakımından 4 ile 5 rating bandında bir seyirci kitlesi var. Hani bazen 5,50'ye ben çıkabilir. Bunlara aldanmayın. Geneline bakmak gerekiyor. Yani genel olarak örnek olarak 4 bölüm yayına girer. Bunun 4 bölümün 3'ü 4 ile 4,50 bandında alır. Bir bölümü 5,50 bandında alırsa siz diyemezsiniz. Cennet'in Gözyaşları 5,50 bandında genel bir seyircisi var. 4 ile 4,50 bandında bir genel seyircisi var arkadaşlar. Yeni bölümünde de onu çekti. Düşük zap yedi ama yeni seyirci gelişi düşüktü arkadaşlar. İlk videosunda şeyi söylemiştim. Son bölümünde çektiği seyirci kitlesini çekiyor demiştim. Sonra dizi devam ediyordu. Benim bağımsız analizlerimde Cennet'in Gözyaşları yine genel olarak kendi seyirci kitlesini çekti. Ama yeni seyirci çekmesi düşük. Bu bölümde de onu yaşadı. Bir de yeni seyirci çekmemesi de bir dizi için kötüdür arkadaşlar. Karşınıza bir rakip geldiği zaman sizin dizinizden o yapıma seyirci gidebilir. Yani genel seyirci kitlesini oluşturmak iyidir. Ama Cennet'in Gözyaşları'nda bir de şöyle bir avantaj da var. Onu da söyleyeyim. 4 ile 4,50 bandında bir genel seyirci kitlesini oluşturmuş arkadaşlar. Tabii ki geçen hafta çektiğim Cennet'in Gözyaşları videosunda da söylemiştim. Kanal memnun olur, devam ettirir, ettirmez bilemem. Ama Cennet'in Gözyaşları'nı eğer ATV ben 4 ile bu 5 rating bandında devam ettiririm derse biz Cennet'in Gözyaşları'nı belki bu sezon sonuna kadar da seyretme fırsatımız olur arkadaşlar. Yani genel olarak Cennet'in Gözyaşları da kendi genel seyirci kitlesini yeni bölümünde çekti. Peki O Ses Türkiye nasıl izlendi arkadaşlar? Onun analiz bilgisine geçeyim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bu Yıldız Tilbe ve Gökhan arasında bir tartışma oldu mu olmadı mı? Bu hafta sosyal medyada olsun basında olsun konuşuldu. Sonra Acun Ilıcalı işte Yıldız Tilbe ile bir çekilmiş fotoğrafını kendi resmi Instagram sayfasına paylaştı. Aramızda hiçbir sorun sıkıntı yoktur diye. Bunların meyvesini bu bölüm aldılar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bana bir Twitter'da takipçim şunu yazdıktan sonra benim jeton tık diye düştü. Tabi yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyorum. Abi dedi eskiden de dedi Acun Ilıcalı dedi yaptığı programlarda dedi buna benzer dedi PR çalışmaları yapıyordu. Ve basında konuşuluyordu ve seyirciyi toparlıyordu. Tabi ben o zamanlar hiç fark etmemişim. Demek ki çok yakından takip eden bir seyirci ve bana da bu şekilde yazınca açıkça söyleyeyim arkadaşlar. Bana mantıklı geldi. Ben zaten Gökhan ile Yıldız Tilbe'nin arasındaki tartışmayı bir türlü inanamamıştım. Ha şu vardı. Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'ye geldikten sonra sosyal medyada ve seyirci kitlesi yorumlarında Yıldız Tilbe var diye biz izledik diyen bir seyirci kitlesi yoğunluğu çoktu. Kıskançlık olur arkadaşlar. İsterseniz 40 yıl başarılı olun, 50 yıl başarılı olun.
Bu başarı belli bir yıl sonra egoya dönüşmeye başlıyor. Yani bir para artık maddi kafası çıkıyor aradan. Artık olay manevi egoya dönüşüyor ve hırsa dönüşüyor. Ve bu ünlüler dünyasında, televizyon dünyasında da çok olan bir şey. Ve bu olabilir. Ben de bunu Twitter Retik Analiz sayfamda da belirttim. Yıldız Tilbe'nin gelişi O Ses Türkiye'de bir kıskançlık krizine neden olmuş olabilir. Dediğim gibi belli bir süre sonra kazandığınız para pek bir şey ifade etmiyor. Bu sektörde öyle arkadaşlar. Bu renkli cam sektöründe böyle. Yani renkli cam içeriği bu. Belli bir süre sonra paraya göre hareket etmiyorsunuz. Belli bir süre sonra sizi o işte üst noktaya çıktığınız yer var ya, orada kalma tatmin ediyor. Çok kötü bir psikolojik durum bu arkadaşlar, bakmayın. Ciddi anlamda psikolojik olarak insanı hızlı bir şekilde yıpratan bir şey. Yani O Ses Türkiye'de de bu olmuş olabilir diye ben de düşünmüştüm. Yeni bölümünde dediğim gibi meyvasını yediler arkadaşlar. Yani genel olarak geçen pazardan daha iyi seyirci kitlesini çekti O Ses Türkiye. Peki arkadaşlar, en son olarak da Savaşçı dizisini paylaşayım size. Savaşçı nasıl izlendi? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Savaşçı uzun bir özet bölümü yayına verdi. Verdiği uzun özet bölümü çok güzel izlendi. Seyirci ilgisini çok güzel çekti. Ve yeni bölümüne de çok hızlı başladı arkadaşlar. Seyirci kitlesini hızlı bir şekilde toparladı. Son bölümde çektiği seyirci kitlesinin üzerine seyirci kitlesi de koydu. Ve bunu uzun sürede bölüm içerisinde de korumayı da başardı. Ve Savaşçı'nın bu akşamki bölümü bu zamana kadar yayına giren bölümler içerisinde de en az zap yiyen bölümlerinden birisiydi arkadaşlar. Savaşçı bu akşam çok düşük zap yedi. Çektiği seyirci kitlesini tutmayı başardı. Yeni seyirci de çekti. Yani genel olarak Savaşçı'yı da toparlarsam son bölümünden iyi izlendi arkadaşlar. Yani genel olarak bu akşam yapımlar için söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz aşağıda beğendim butonu var. Beğenmediyseniz beğenmedim butonu var. Sevdiğiniz dizileri bu şekilde sayfama abone olarak da takip edebilirsiniz. Benden genel olarak bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Şaşkın sen de iyi akşamlar da abilerin ablalarına. Şaşkın da size iyi akşamlar diyor arkadaşlar. Görüşürüz.